Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, ekranda da göründüğü gibi hala da dersimiz Nida ve Munada üzerine devam ediyor. Çağıran ve çağrılan üzerine arkadaşlar. Burada daha önceki dersimizde de arkadaşlar biz Munada harfleri görmüştük. Dikkat edersin önceki sayfamızda. Şunlar bulunuyor. Bunlar Nida harfleri arkadaşlar. Ye, e, ey, eye, ay, heye, a, ve, eyyuhe, eyyetuha arkadaşlar. Allahümme. Bir de bütün bu Nida harfleri, 11 tane Nida harfimiz var. Bunlar tüm o arkadaşlar isimlerden önce gelirken bir tane bunlardan isimlerden sonra gelir. Mim harfi, o da Allah Lafzul Celale'den sonra geliyor. Ey Allah'ın manası veriyor arkadaşlar. Bir de Munada daha önceki birinci Nida dersimizde arkadaşlar bunları analiz ederken Nida harfinden sonra gelen ismin adı neydi? Munada. Biz buna Nida harfi diyoruz. Bunlara komple Nida harfleri diyoruz arkadaşlar. Bu Nida harfidir. Bu da Munada'dır. Ama Munada arkada 5 çeşit gelir. 2 yerde ötreli gelirler. 3 yerde de sonları fethali gelir. Bak, Munada maksudu arkadaşa, gördünüz mü? Maksuda ne demek? Maksud arkadaş, kast edilen Munada demektir. Fazla bunun üzerine durmayalım arkadaşlar. Daha önceki dersimizde bunu gördük. Munada, yani çağrılan arkadaşlar, mutlaka eğer sonda ötre varsa bu isim belirtilidir arkadaşlar. Ya veledu, şu anda önümde bir çocuk geçiyor. Ey çocuk diyorum, ama eğer o çocuğu kast etmiyorsa, hayal ediyorsan sonu fethali olur ve bunun adı da Munada gayr maksuda. Bak, bu Munada gayr maksudadır. Bu Munada neydi arkadaşlar? Maksuda. Demek ki ben bu çocuğu tanıyorum ama burada bu çocuk belirsizdir. Ondan dolayı sonu öteli olmuştur. Bunun adı Munada gayr maksuda. Bunu ise arkadaşlar Munada maksudadır. Bak, dikkat ettiniz mi? Munada maksuda. Ya veledu. Munada gayr maksuda arkadaşlar. Sonu tenvinli fethali olur. Bir de Munada ismül alem var arkadaşlar. Ya Muhammedu, ya Aişetu, ya Fatimetu. Bak, gördün mü? Ya Muhammedu. Eğer Nida harfinden sonra özel isim gelirse bu Munada'nın adı ismül alem. Özel isim. Bu da mutlaka sonunu öteli olması gerekir. Demek ki Munada ismül alem sonu evet mebnidir. Sonu ötelidir. Bir de ne mebnidir arkadaşlar? Munada maksuda. Ama Munada gayr maksuda ve Munada mudaf şurada ve Munada şibi bir mudaf. 3 yerde fethali gelir. 2 yerde de Munadeler 3 yerde fethali gelir. 2 yerde öteli gelir arkadaş. Munada mudaf ise arkadaşlar dikkat ediniz. Talibül medreseti, okulun öğrencisi, Nida harfi evet Nida harfi Munada mudaf mudafın ileye koyarsan bak ne oldu sonu? Sonu fethali oldu. Ya talibel medreseti, ey okulun öğrencisiyim. Medreseti arkadaşının şeylerin. Şöyle yapalım. Evet, medreseti bu şekilde arkadaşlar. Bak, dikkat ettin mi? Talibül medresesi. Burası mudaftır. Burası mudafın ile. Yani tamlanan tamlayan. Nida harfi buraya gelir gelmez. Bak, sonu değişti. Ve bundan dolayı biz buna Munada, Abu Munada mudaf diyoruz. Çünkü bu mudaftır. Burası mudafın ile arkadaşlar. Munada şibi ise arkadaşlar tamamıyla şeye benziyor arkadaşlar. Mudaf mudaf ya talibel medreseti. Bak, buraya bakınız. Ey okulun öğrencisi, ama burada Nida harfinden sonra ismül fail, yani etken sıfat ya da ismül mef'ul edilgen sıfat gelir. Arkasına bir mef'ul bihi gelir. O tipten buna benzer şekillerde gelen munadelere biz munada mudaf şebibil mudaf diyoruz arkadaşlar. Ama bu bak %100 mudaf mudaf ile gelirken bu da iki kelimeden oluşur gelir. Burası ismül faildir. Genellikle ismül fail, ismül mef'ul burada gelir. Arkasında ondan etkileyen bir nesne gelir ve bir fail gelir arkadaşlar. Şunun dikkatini çekmek istiyorum. Bunların daha detaylarını da göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bunu özetledim. İlk dersimizde de bunu zaten özetlemiştim. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar, bu sayfamızda bitiriyoruz ve mudaf mudaf ile dersimiz özet bir şekilde bunu bitirmiş olmuş oluruz arkadaşlar. Ettemerinu alıştırmalar alel munada. Evet, munada üzerine alıştırmalar. Dikkat ediniz. Ya ehlel imani. Sizce arkadaş, ya ehli ey iman ehli. Sizce burası munada hangi çeşidir? Mudaf mudafın ile. Bakın, ben bunu burada kaldırırsam arkadaşlar.
Tamam mı? Burası sizce ne olacak? Burası öteli olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. Dikkat ediniz. Evet, ehlül imani, iman ehli. Burası mudaf yani tamlanan. Burası mudafın ileyi tamlayan demek değil mi arkadaşlar? Şimdi yine oraya getirirsem nida harfi mudaf ve mudafın ileyi önüne geldiği zaman daima mudaf kısmı a burası fethali olmak zorundadır. Tercüme yapılırken de önce nida harfimizi tercüme ediyorum. Sonra mudafın ileyi dönüyorum. Sonra da mudafa dönüyor. Bakın. Ey iman ehli şeklinde arkadaşlar tercüme etmiş olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Ya ehlel imani, ey iman ehli. La tensu burada nehidir arkadaşlar. Lam-ı nefi var nehi. Şimdi burada yasaklama olduğu için buradaki nün düşmüş. Aslında şudur arkadaşlar. Baksana da. A böyledir. A şöyle arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? La tensevne unutmuyorsunuz. Ama bunu emir olarak söylersen a bunun burada düşecek arkadaşlar. Bakınız ne olacak? Bak gördün mü? La tensu unutmayın. Burada nehidir, yasaklamadır. Emrin unut unutma. Ama burada nun olsaydı o zaman unutmuyorsunuz manası verirdi. La tensu unutmayın. Musaadete burada mef'ulü bi olmuş. Vav faildir. Elif farikadır. Burası mef'ulü bi. Musaade mef'ulü bi olmuş arkadaşlar. Daima emir ve nehilerden sonra gelen isimler daima ne olur? Mef'unu bi nesne olurlar. Hareketi de fethali olmak zorunda. La tensu musaadete musa yardımını. Yardımı ihvanikum mudafun ileykum ikinci mudafun ile oldu. Evet diyor. Ey iman ehli kardeşinizin yardımlarını unutmayınız arkadaşlar şeklinde tercüme ettik. Demek ki burası nida harfi. Burası buna da mudaf. Burası mudafın ileyi. Burası yarattığı yeri yoktur. Tensu evet felin muzari meczumdur. Neyle meczum olmuş? La ile meczum olmuş. Nün düşmüş. Musa'da mef'unu bi. Aynı zaman mudaftır. İhvani mudafun ileyi bir. Küm ikinci mudafun ileyi arkadaşlar olmuştur. Dikkat edersin. Evet ikinci alışmamızda arkadaş. Ya Muhammed sizce burası nida harfi değil mi? Peki nida harfinden sonra özel bir isim gelseydi ismi ne oluyordu? Münade ismül alem özel isim. Burası mebnidir. Mutlaka öteli okumamız gerekir. Eğer özel isim gelirse, eğer nida harfinden sonra özel bir isim gelirse mutlaka sonu öteli okumamız gerekir. Çünkü burası damma üzerine mebnidir. Bu münade, münade ismül alemdir. Ya Muhammedu, ey Muhammed. Limaze istifamdır. Limaze niçin? Tezhebu gidiyorsun. İle harfi cerdir. El medreseti okula. Niçin okula gidiyorsun? El yevme bugün mef'ulü fihi olmuş. Zaman bildirdiği için bunun adı mef'ulü fihi. Demek ki arkadaşlar ey Muhammed niçin? Buraya kadar tercüme şöyle diyor. Ey Muhammed niçin bugün okula gidiyorsun? Neden bunun sonu esir oldu? Önünde harfi cer vardı. Bu caru mecrur arkadaşlar bu fiile mutaalliktir. Ya da mef'ulü bi gayr sarihte diyebiliriz. Ya raculu, sizce arkadaşlar, yani de harfi raculu, bu sonu öte alan bir münade gelirse, o ne olabilir? Özel isim değilse, münade maksudedir arkadaşlar. Demek ki şu anda karşımda geçen adamı tanıyorum. Ya raculu, ey adam, oturmuş bir yerde bir adam geçiyor diyorum, onu çağırıyorum. Halbuki ya raculen deseydim, o zaman bu adam belirsiz olurdu, münade gayr maksuda olurdu. Ya raculu, ey adam, kem ne kadar da İştaktu ileyke ne kadar seni özledim. Meli ne olmuş da bana la arake seni görmüyorum. Burada nida harfi. Raculu munada. Maksuda. Kem ev arkadaşlar. Kem iştaktu arkadaşlar. Burada nicelik birliği arkadaş. Kem iştaktu mazi fiili fiil faildir. İleyke harf ecel ismi mecbur. Me arkadaşlar. Meli ne olmuş da burada li burada haberdir li harf ecerdir ye ismi mecrurdu ikisi birlikte arkadaşlar malib kalıp olur mali ne olmuş da bana la arla nefidir irapte yeri yok ara şimdiki muzari fiilidir kerde mef'ulü bi olmuş arkadaşlar tam tercüme edersek ya racul ey adam kem eştaktu ileyke ne kadar seni özledim mali ne olmuştur bana la araka seni görmüyor bana ne oldu da seni görmüyorum. Burada arkadaş dördüncü alıştığımızda ise ya gâbeten sizce arkadaşlar nida harfinden sonra tenvinli fethali bir isim gelirse bunun adı ne oluyordu? Bunun adı münada gayr maksuda kast edilmeyen bu belirsiz bir ormandır. Gâbe orman. Eğer ben bunun sonu
Öteyi yapsaydım o zaman maksud olurdu, belli de orman. Şu anda orman belirsizdir. Ya gabaten bir hayal ediyorum, oturmuşum bir ilahi söylüyorum, bir şarkı söylüyorum. Evet arkadaşlar, ya gabeten ey orman meali. Yine burası arkadaşlar ne olmuş? Haberdir, li harf ecer ismi mecrur, burası li. Abu kalbi unutmuyorum arkadaşlar. Ey dağ ne olmuştur da bana, la arake seni görmüyorum. La nefidir, ara muzari fil kâh mef'ulun bi olmuş. Evet arkadaşlar. Fi harfe ruyeti ismi mecrur ya da mudafın ile arkadaşlar. Bu carumel komple abu fiile mutalik olmuş arkadaşlar. Demek ki tercüme de ey orman bana ne olmuş da rüyamda seni görmüyorum. Rüyamda fi ruyeti rüyamda arkadaşlar seni görmüyorum. Peki burada arkadaş ya gâbetü dedim. Burada ya gâbeten dedim. Burada ya gâbetü. Ne farkı var? Bu dağ belirsizdir. Neden? Çünkü sonun tenvili fethali aldı. Peki bir tane öte alırsa burada ne olmuş? Ya gâbetü bir evet zaten iki tane öte almazlar arkadaşlar. Ya bu münada mahfudur. Kast ettim. Demek ki bir ormana bakıyorum ve ona sesleniyorum. Ama burada ormana bakmıyordum. Ona sesleniyorum ama gözümün önünde bir orman yok. Belirsizdir. Ama ya gâbetü burada nida harfi. Gâbetü ormandır. Burada münadedir. Kem yine arkadaş. İştaka nasu. İştaka özledi. En nasu insanlar buranın failidir. Ne kadar insanlar özledi. Cemale ki. Cemale mef'ulun bi ki. Mudafun ileri arkadaş. Orman dişi olduğu için ki geldi. Ke olsaydı orman erkek olması gerekir değil mi? Cemale mef'ulun bi ki mudafun ileri. Ve ma ki yine ikinci mef'ul bi arkadaşlar. Vavla atıf olmuş. Matufun aleyhi mef'ulun bi. Bu matuf. Ebe me'eki yine mef'ulü ki mudafun ileyhi ve manzara teki bak 3 tane mef'ulün bir 1 2 3 mef'ulün bir mudafun ileyhi mef'ulün bir mudafun ileyhi mef'ulün bir mudafun ileyhi bu kefler komple mudafun ileyhi. Siz önce de söylemiştim arkadaşlar. İyelik zamirleri bir isme iliştiği zaman onun bulunduğu konum mudafun ileyhidir. Evet fiillere bitişirse bunların konumu mef'ulü bir ama şu anda mudafun ileyhi tamlayandırlar. Demek ki ey orman ne kadar da insanlar senin manzarana, suyuna ve güzelliğine iştiyak, özlem duymuşlar şeklinde tercüme ederiz. Ya talibel ilmi siz ya arkadaşlar bir mudaf ve mudafın ileyi önüne nida harfi gelse bunun adı ne olur? Münade mudaf. Bak nida harfi talibe münade mudaftır. Burası mudafın ile. Tercüme ederken şurada önce şurada başlatıyorum. Ey ilim öğrencisi vazip devam et. Alel ilmi vel edebi. Edeb ve ilim üzerine devam et. Vazip süreklilik kazandır. Vazabe Ali yani üzerine sürekli bağlılık, süreklilik. Evet. Devamlılık kazandır şeklinde vazaba aleyhi arkadaşlar. Vazıp devamlılık kazandır. Ya emeti burada arkadaşa ne oldu? Burada ya nida harfi emeti münada mudaf. Ya burada ya düşmüştür. O te abu te arkadaş ya'nın yerindedir. Bak şöyle arkadaşlar. Aslı şudur arkadaş. Bakın ya gelmiş. O zaman nida harfi münada mudaf ya mudafın ileyhi. Tamam bu Kur'an'ın bayağı geçiyor arkadaş. Ya ebeti ya emeti ya ebeti. Kem ne kadar iştaktı özledim ileyki eğer iştaktı fiil fail ileyki harf edeceğiz ismi mecbur abu file mutalik olmuş. Ey emet ey aneciğim ne kadar seni özledim şeklinde gelir. Burada ya ebeti gelmiş. Bak gördün mü arkadaşlar yine burada ya düşmüş. Burada neden mudaftır? Ya tebute arkadaşlar yayın yerine tutuyor arkadaşlar. Yani da harfi bu çok güzel bir edebi kelime bu şekilde kullanılır Arap edebiyatında. Ya ebeti ey babacığım seezuruke sin istikbalidir arkadaşlar. Gelecek zaman acak yapar. Mesela akrau seakrau. Ezhebu gidiyorum. Seezhebu gideceğim. Ama sevfe olsa Sevfe eseb diyesinin gidecek ev arkadaşlar uzak gelecek zaman. Ama bu sin yakın gelecek. Kelle sevfe ya'lemun. Sınma kelle sevfe ya'lemun. Kur'an-ı Kerim'de o sevfe geçiyor. Ama bu yakın gelecek zamandır. Belirlidir. Sevfe ile belirsiz. Ne zaman olacağını belli değil. Yani da harfi. Ebeti münada mudafta. Yani mudafın ile yerine geçiyor arkadaşlar. Evet. Seezuruke. Seezuru ziyaret edeceğim. Kev mef'unu bi. Seni ziyaret. Kariben nedir? Mef'unu fihidir. Zamanı bildirdiği için arkadaşlar biz buna mef'ulun fihi diyoruz. Dikkat edersen arkadaşlar B harfi cerdir.
meşiyeti ismi mevcudun Allah lafzıyla mudafun ile Teala da yüce Allah'ın sıfatı oldu. Bi meşiyetinle yani Allah'ı yüce Allah'ın dileğiyle, talabiyle, isteğiyle yakında seni ziyaret edeceğim. Ey anne babacığım, burada ey babacığım, yüce Allah'ın dilemesiyle yakında seni ziyaret edeceğim. Aliyu, eyne ente la arake. Ne demek arkadaşlar? Ey Ali, burada arkadaşlar, Aliyu, nida harfidir. Aliyu sizce ne olabilir? Özel isim olduğu için bu isim, münade isimli alemdir. Me, damma üzerine mebnidir. Mutlaka sonu öteli okumamız gerekir. Eyne, haberdir. Ente mübtedir, arkaya geçti. La, la minefidir, ya Rab'de yeri yok. Ara, muzari fiili, kef mef'ulun bir arkadaşlar. Ali, ey Ali, eyne, sen neredesin? Ente, sen neredesin? La arake, seni görmüyorum arkadaşlar. Şeklinde tercüme edebiliriz arkadaşlar. Haya ehlel ilmi. Bak burada yine haya arkadaşa geldi. Nida harfi geldi. Ehle münada mudaftır. İlim. Ey ilim ehli. La tensu. Unutma, bu lame nehidir. Nünün düşmesiyle evet. Nün düşmüştür arkadaşlar. Meczum bile nünle lamle meczum olmuş. Ve cezim alameti de burada nünün düşmesidir arkadaşlar. La tensu. Eğer burası tekil olsaydı. La tense ile tarif edilir. Mesela la tezheb. Gitme. Bak gör, tekil olduğu zaman cezimli olur. Ama yine burada da cezim olmuş, nün düşmüştür. Nünün düşmesi cezmin yerine kabul ediyoruz. Burası lame nehidir, yasaklamadır. La tensu, unutmayın. El ilme, burası mef'unu bi. Ve el irfana, bu da mef'unu bi. Ama vav atıf etmiş. İki kelimeyi birbirine bağlamıştır arkadaşlar. Devam ediyorum. 11'de ise ey atfal al hadaneti, ne demek arkadaşlar? Burada da ey yine nida harfidir, çağırmadır. Atfal al hadaneti, hadane kreş demek, ya okul öncesi. Atfal ey diyor, kreşin çocukları arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada ey nida harfidir. Burası münadedir, burası mudafun ile. Me ecmele, bu taaccüb mesidir. Konumu mümtededir. Ecmele haber oldu. El'abe mef'ulun bikum mudafun ile. Diyor ki ey diyor, ey kreşin çocuk bebekleri, me ecmele, ne güzeldir el'abekum, oyunlarınız ne güzeldir. Bu taaccüb mesi, bulunduğu konu mübtededir. Burası ecmele taaccüb fiilidir. Burası haber oldu. El'abe mef'ulun bikum mudafun ile arkadaş. Demek ki tercüme ederken şöyle yaparız. Ey evet kreşin bebekleri, evet sizin oyunlarınız, oyuncaklarınız ne de güzeldir şeklinde tercüme ederiz. Allahümme, arkadaşlar hep söyledim. Bu nida harfi Allah kelimesinden sonra gelir. Mim var ya, sağda Allah lafzı celalenin arkasına gelir. Evet arkadaşlar, afan. Arkadaşlar dikkat edin. Allahümme, ey Allah'ım, bu mim arkadaşlar ne olmuş? Bu nida harfidir. Ama normal nida harfi isimlerden önce gelir değil mi? Ama böyle bir nida harfi var ki bu sada Allah kelimesinden sonra gelir. Sada Allah için. Başka isimlere bitişmez arkadaşlar. Ey, buradaki münade öne geçti. Nida harfi arkaya geldi. Ey Allah'ım, sehil kolaylaştır. Aleyne üzerimizde. Harfece ismi mecbur. Umure sehil, aleyne umure mef'unu bi. Nun mudafuni. Umure ne? İşlerimizdir. Vahfizna, bizi koru. Ve burada mef'unu bi. Vahfizna mindenden. Harfece virüs, virüsünden. Korona mudafuni ile. Demek ki burada arkadaşlar önce iki cümle var. Bak vav'dan önceki cümle bir fiil burada var. Değil mi? Ya burada bir fiil var, bir fiil burada var. Önce birinci cümlemizi tercüme edelim, yapalım. Ey Allah'ım, evet, evet. Sehil aleyne, aleyne umurene. Ey Allah'ım, işlerimizi bize, yani üzerimize kolaylaştır ve korona virüsünden bizi muhafaza eyle arkadaşlar şeklinde tercüme etmemiz gerekir. Demek ki Allah'ım, ey Allah'ım, işlerimizi, umurene işlerimizi üzerimize kolaylaştır ve korona virüsünden bizi muhafaza eyle arkadaşlar. Ve hasrata. Bak burada da arkadaşlar genellikle olay ve musibetler için kullanılan bir nida harfidir. Ve hasrata, bu da dikkat ettiysen arkadaşlar bu elife, bu he sekettir. Bazen bu şekilde de gelir. Ve hasrete, evet. Evet arkadaşlar. Meze sara. Evet, ne oldu? Meze ne?
sara oldu, fide de neticeti sonucunda hadisil mururi. Trafik olayın neticesinde ne oldu? Vay be manasında geliyor arkadaşlar. Vay be ve hasrete. Evet şeklinde tercüme ediyor arkadaşlar. Ahmedu. Ey Ahmet. Burada nida harfi arkadaşlar. Burası münada. İsmi alemdir. Özel isim geldiği için sonu mutlaka öteli olmamız almamız gerekir. Ahmedu. İle eyle nereye? Tesebu gidiyorsun muzari fiili. Fi harfi cedir. Hayazi ismi mecur. Ellahzeti burası bedel oldu. İşaret sıfatlarından sonra. Eğer bir isim gelirse sonunda elif lam varsa arkada bunun adı neydi? Bunun adı bedeldir arkadaşlar. Unutmayalım. Bedel ne demek? Yani bunu kaldırmasa bu mana anlaşılıyor. Bunu da kaldırsam bu tek harfi de sıkıntı olmaz arkadaşlar. Fi hazihi ellahzeti daima işaret sıfatından sonra arkadaşlar bir isim gelirse elif lam gelirse bunun adı bedeldir arkadaş. Bu mübdel olur, bu bedel olur. Devam edeyim. Ya eyyuhel müslimune. Yani de harfıdır. Eyyumun adam maksudedir. He harfi tenbihtir. Uyarı harfıdır. El müslimune de eyyuhe bedel olmuş arkadaşlar. Ya eyyuhel müslimune. Tamam arkadaşlar. Nida harfi. Eyyumun adam maksuda. He harfi tenbih. El müslimune. Sizi kast ettim kişi yani Müslümanlar. Ey Müslümanlar. La tensu unutmayın. Bu lame nehidir. Mecdumdur. Mecdum neyle mecdumun? Nünün düşmesiyle. İhvanekum mef'ulun bikum mudafun li ebeden asla bu da mef'ulun fi arkadaşlar. Zamanı bildirdiği için burası da mef'ulun fi olmuş. Demek ki ey Müslümanlar asla kardeşlerinizi unutmayınız arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Ya eyyuhel müslimatu. Bakın burada arkadaş. Yani daha bu. Eyyetu. Bak münadedir. Ha, harfeten bir el müslimatu. Şimdi bu düzenli bayan çoğulu. Bu düzenli erkek çoğulu. Vavnunle biterse erkeklerin düzenli çoğulu. Cemil Müzekker Selim diyoruz. Elif açık teyle biterse bayanların düzenli çoğulları arkadaşlar. Ey diyor Müslüman, ey Müslüman hanımlar intebihne dikkat ediniz evladekunne çocuklarınıza dikkat ediniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani da harfu eyyetu munada maksudu ha harfi tenbih el muslimatu eyyetuye bedel oldu intebihne emirdir. İntebihne burası faildir. Evlade mef'ulu bi kun mudafun ile arkadaşlar. Demek ki ey Müslüman hanımlar çocuklarınıza dikkat ediniz. Haya ahavati. Bu nedir? Nida harfi. Ahavati münada mudafiyen mudafini. Me burası haberdir. Li harfi cedir. Ye ismi mecur. Burası arkadaşlar bu kalıptır. Me li bana ne olmuş? La arake. La arakunne. La görmüyorum. Arakunne. Burası muzari fiili. Künne mef'ulun bi. La arakunne. Sizi görmüyorum. Bayanlara hitap arkadaşlar. Fi harfi cedir. Hazi ismi mecur. El eyyami. Bedel el asibeti zor demek buranın sıfatı olmuş. Evet ey bacılarım ne olmuş da bana bu zor günlerde sizi görmüyorum şeklinde tercüme etti. Muhammedu. Bakın arkada burası nida harfi yine geldi. Muhammedu münada ismül alemdir. Özel isim olduğu için mutlaka sonu damma üzerine mebni olması gerekir. Dammalıdır. Kem ne kadar etemene temeni ediyorum muzarifili en arake en harfi nasbın evet hasbe nasr ve mazdarıdır arkadaşlar bu deniliyor. Muzarifilerin sonu geldi sonu nasb yap ama burada illet harfi olduğu için arkadaşlar burada görünmüyor. En arake burası mef'ulun bi. Ne kadar seni görmeyi temeni ediyorum fi canibi yanı başına fi harfi canib yanımda bi kendim yanımda benim yanımda. Demek ki ey Muhammed ne kadar da evet, ne kadar temenni ediyorum ki seni arkadaşlar en araka yani seni yanı başına görmeyi arkadaşlar. Ey Muhammed seni yanı başında görmeyi ne kadar temenni ediyorum. Ya binte burada nida harfi. Binte arkadaşlar münade maksudu arkadaşlar. Bu harfi tenbihtir. Ya binte intebihi ev arkadaşlar burada emir fiilidir. Bak burada ya evet intebihi burası faildir. Edebeki edebine burası mef'ulu bi kaf mudafun ileyh ya binte nida harfi munada maksuda intebihi emir fiili ya faildir arkadaşlar sen yani intebihi dikkat et edebe mef'ulu bi kaf mudaf ileyh ve sülüke ki bu da mef'ulu bi kaf vavla matuf olmuş ve sülük davranış edebeki ve sülüke ki da edebine ve davranışa dikkat et fi kulli mekanin ve zamani fi harfi cer kulli ismi mecbur mekan mudafun ileyh ve zamani bu da mudafun ileyh
her zamanda ve yerde davranışına ve edebine dikkat et. Ey kız, bak ey kız, her zaman ve mekanda davranışlarına ve edebine, ahlakına dikkat et. Ya evladi, burada nida harfi. Evladi münada mudaf. Ya mudafun ile değil mi arkadaşlar? Evet, iyilik zamiri gelmiş ya, ya evladi. Burası münada mudaftır, burası mudafun ile. Limaze isifamdır, niçin? La tesma'une, la nefidir. Oğlum, yaratı yeri yok. Duymuyorsun. Nesaihi, burası mef'unu bi. Ya da mudafun ile arkadaşlar. Diyor ki, ey çocuklarım, ey çocuklarım, niçin nasihatlarımı duymuyorsunuz arkadaşlar? Şuraya gelelim arkadaşlar, son alışmamıza gelelim. İhvani, a nida harfi. İhvani münada mudaf, ya mudaf ile. La tensu nehidir, yasaklamadır. Meczumdur, nünün düşmesiyle meczum olmuş. Evet, la tensu alamdı cezmi hasfın nün düşmüş. Rabbe mef'ulun bi el mahlukati. La tensu unutmayın. Rabbe mef'ulun bi arkadaşlar. Mahlukati mudafun ile ebeden de mef'ulun fi zaman bildirdiği için zaman asla. Arkadaşlar zaman bildirdiği için bu da mef'ulun fihi olmuş. Demek ki burası nida harfi. Ya ihvani. İhvan arkadaşlar münada mudaftır. Ya mudafın iledir. La münnehidir. İrate yeri yoktu. Tensu muzari meczumdur. Lam ile meczum olmuş. Yani bak nün düşmüş. Rabbe mef'ulun bi el mahlukati mudafın ile arkadaşlar. Aynı zamanda burası mef'ulun bi hem de mudaftır. Burası mudafın ile ebeden de mef'ulun fi. Değerli arkadaşlar, tercüme yaparken ey kardeşlerim, asla asla mahlukatın Rabb'ı unutmayınız şeklinde arkadaşlar tercüme ettik. Değerli arkadaşlar, mudaf nida harfiyle ilgili bu dersimizde bitti. Başka bir derslerde buluşmak üzere yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.